Evet, değerli dostlar, herkese merhabalar. Bugün bizler için çok özel bir gün. BESON buluşmalarının üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmanın çok farklı bir boyutu var. BESON Derneği'nin kurucusu, değerli hocamız Muammer Sun'la beraberiz. Hocam, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Çok anlamlı bir yayın olacak. Sizin burada olmanız Sağ olun. hepimiz için çok anlamlı. Ben şimdi malum konuğumuz siz olunca konuşulacak o kadar çok konu var ki hemen lafı uzatmadan sizinle başlamak istiyorum. Bu BESON buluşmalarını hocam biz başlattık biliyorsunuz. Hem derneği biraz daha görünür hale getirmek istedik. Hem de biraz daha aktif olarak tanıtmak istedik derneği. Umarım başarılı olacağız diye düşünüyorum. Şimdi gelen her konuya ben bunu sorarak başlıyorum hocam. Çünkü bestecilerimizin, müzik yazarlarımızın, müzikologların bir şekliyle BESON'la bir organik bağı var. Onlara diyorum ki ne bekliyorsunuz BESON'dan? BESON neler yapmalı? Sizin BESON tecrübeleriniz nelerdir? Dolayısıyla ben de size ilk olarak BESON'u sorarak başlayacağım. Hocam, bu derneği niye kurdunuz? Nasıl kurdunuz? Ne bekliyorsunuz? Beklentilerinize cevap verebiliyor muyuz? Neler yapmalıyız? Biraz BESON'u anlatarak başlayalım lütfen. BESON'u kurarken orkestra şeflerinin, bestecilerin ve müzikologların bir örgütü olmadığını düşünerek kurdum. Aslında daha önce 1960'lı yıllarda bir kere teşebbüs ettik. Bir tüzük yaptık, yayınladık. İlhan Osmanbaş başkan oldu. Ben genel sekreter oldum. 65'te ben askere gidince İlhan abi devam ettirmedi o işi. Kaldı öylece. Yani tüzüğümüz de vardı. Onun tüzüğünün hazırlanmasında Gültekin Aransay, Necdi Kazım Akses, Adnan Bey hepsinin katkısı olmuştu. Ama maalesef sürmedi o. 60'lı yıllardan sonra yakın zamana kadar derneğimiz yoktu. Şimdi bir dernek yapalım dedik. Bunun için de Rengin Bey, Ertuğrul Bey, Turgay Bey, bizim birkaç arkadaş daha, herhalde Çetin Işıközü de vardı. Birlikte görüşerek hadi hazırlayalım dedik. Taslağı ben hazırladım. Hep birlikte tartıştık. Bir tüzük hazırladık, çıktı. Orada amacımız Türkiye'de daha çok eser yazılsın, eserler daha çok icra edilsin, müzikolojide araştırmalar yapılsın, yayınlar yapılsın, şefler programlarına daha çok Türk eseri alsınlar vesaire bir sürü düşüncelerimiz vardı. Bunları da tüzüğümüze yerleştirdik. Ama bunların hepsini maalesef yapamadık yeniliğimizden dolayı. Bir de para sorunu vardı. Yani üyelerin aidatlarıyla bir takım şeyler yetmiyordu. Bizim Sun yayın evinin bitişiğinde bir odayı, bir daireyi Sayın Haberal'dan aldık. Turgay Bey ve Rengin Bey ile birlikte gittik, rica ettik, verdiler. Orayı onarttık, bayağı iyi oldu. Orada toplantılarımızı yapıyorduk. Daha sonra kaldı o. Bir sponsor bulduk. Piyano eserleri yarışması açtık. İşlevsel olsun diye konservatuarlarda çalınabilecek, müzik öğretmen okullarında çalınabilecek kolaylıkta piyano parçalarından oluşan albümler yarışmasıydı. O yarışmada 103 eser geldi yarışmaya. Onların 30 tanesi seslendirildi Bilkent'te. Hem sesli hem görüntülü kayıt yapıldı. Ödüller verildi. Ödülleri benim bir arkadaşım vardı. Daha doğrusu abimiz diyebileceğimiz birisi. Yunus Ensari verdi. Aşağı yukarı 25-30 bin liralık bir masrafla yarışmayı sonuçlandırdık. Onların notalarını basacaktık. Olmadı. Çünkü Bilkent'te görevli olan
Turgut Pöy'ün arkadaşımız yönetim kurulundaydı. Bir gün oradan Ankara'ya gelirken çantasını otobüste unutmuş. O çanta içerisinde de basmayı düşündüğümüz eserler vardı. Gitti. Bastıramadık onları. Sonra ikinci yıl piyano ve keman için eser yarışması açtık. Onlar da bayağı iyi sonuçlandı. Onun konserini de verdik. Ama ondan sonra yapmamız gereken bir sürü şey vardı. Onları yapamadık. Ha, bir ara başkanlığa... Bir dakika. Hocam kameranızı biraz bölmek istemedim size ama kameranızı biraz kaldırabilirseniz daha rahat göreceğiz sizi. Evet. Evet. Tamam. Devam edebilirsiniz hocam. Evet. Nerede kalmıştık? En son yarışmayı gerçekleştiremedik demiştiniz hocam. Gerçekleştiremedik. Basım işini gerçekleştiremedik. Keman ve piyano eserleri yarışmasını yaptık. O da iyi gitti. Asıl ondan sonra ödüller düşünüyorduk. Orkestra şeflerine, orkestralara ödüller düşünüyorduk. Müzikologlarımız maalesef pek fazla bir şey yapmadıkları için müzikoloji ödülü veremiyoruz. Veremedik daha doğrusu. Şimdi de verilebilir mi bilmiyorum. Yani benden sonra bu işi daha iyi yürütebilir diye Ersin Onay'ı rica ettik. Ersin Onay festival yapalım dedi. Kırfest diye bir şey düşündü. Onun için iyi de bir para buldu. Yaptı da onu. Ankara'dan CSO katıldı. Başka gençlik orkestrası katıldı. Kora katıldı. Çubuk'ta oldu. Şeyi de, düşüncesi de jestti. Benim babamlar Çubuk kazasının Yenice köyünde benim köyümde yapmak istedi. Sonra da Çubuk'ta yaptık. Maalesef gelen çok az oldu. Evet. Yani yapmak istediğimiz bir sürü şeyi yapamadık. Sonra Ersin Bey de bıraktı başkanlığı. İşte sonra yarışmalar açıldı. Cevin Atıf Kansu'nun şiirleri üzerine şarkı yarışması. Onu bizim Turgay götürdü. Yani yapmayı tasarladığımız bir sürü şeyi yapamadık. O açıdan ben kurucu olarak iyi bir şey yaptık ama yürütücü olarak maalesef iyi yürütemedik diye düşünüyorum. Hocam tabii siz çok güzel öz eleştiri yapıyorsunuz bir yandan ama ben tabii şunu ifade etmeliyim ki yaptığınız işler her zaman olduğu gibi sadece müziğiniz, kişiliğinizle değil bu Beson olsun, yayın evi olsun bunlar çok öncü işler. Görüyorsunuz yani hala bir kendi ulusal yayınımız yok. Bestecilerimizin eserlerini basamıyoruz. Yani o açıdan belki işletmesi malum çok sıkıntılı bu müzik işleri. Ancak dernek ve yayın evi gerçekten bir öncü. Şimdi değerli dinleyicilerimiz, tabii ki çok değerli Ertuğrul Hoca da burada. Ertuğrul Bayraktar Kartal, Profesör Ertuğrul Bayraktar Kartal. Biz bu programı yaparken dedik ki Muammer Sun'un düşünce dünyası olarak ismini koyduk. Şimdi Ertuğrul Hoca tabii ki Muammer Hoca'nın çok daha farklı bilinmeyen yönlerini, bilinmeyen hikayelerine de çok hakim. Belki o da biraz bu konulara girmek isteyecek. Hocam sözü size biraz size bırakayım. İsterseniz sizin sorularınızla ondan sonra tekrar Muammer Hoca'ya dönmüş olalım. Hay, peki. Tabii Muammer öğretmenim ve Muammer hocamla çok uzun, herhalde 50 yıla yakın bir zaman geçti. Bu zaman içinde hem öğrenci-öğretmen ilişkisi hem böyle sohbet ilişkisi o kadar zengin, o kadar verimli ki hangisinden başlayacağını insan pek seçemiyor. Ama bugün tabii Muammer hocamız besteleriyle, yazdığı yazılarla, yayın hayatıyla, öncü düşünceleriyle son derece Türkiye'de önemli bir müzik insanı, önemli bir fikir insanı.
okullarda şarkıları söyleniyor, işte orkestra eserleri çalınıyor ama ben biraz da bugün düşünce hayatı, fikir hayatında ile konuşmak istedim kendisiyle. İlk zamanlardan beri hep onun masasının sohbet ortamında bulundum. Konservatuvarda müzikoloji bölümünde görev yaparken odalarımız karşılıklıydı. En kısa zamanda böyle öyle zamanlarda hep bu konuları konuştuk. Hep bunlarla geçti. Düşünce hayatına nereden başlayalım diye düşününce tabii Muammer Bey'i nasıl tanımladığıma, nasıl baktığıma, nasıl tanımladığımıza ilişkin bir tanımlamayla başlamak istiyorum işe doğrusu. Ben Muammer öğretimi bestecilik hem de kültürel hayat, fikir hayat açısından bu topraklardan mayalanan bir aydın, bu topraklardan mayalanan bir besteci olarak görüyorum işin doğrusu. Tamamen yerli, yerli malı ve milli bir besteci olarak görüyorum. Bilmiyorum tabii hocam ne diyecek bana, biraz şey yapıyor olabilirim ama böyle yürümek istiyorum, konuşmaya böyle başlamak istiyorum. İşte Türkiye'nin kültür, müzik, tiyatro sorunları kitabı var. Türk kalarak çağdaşlaşma şeyi var. Opus dergilerindeki yazıları var ama her şeyden önemlisi de yazdığı kitapların ön sözleri var. Hepsi ayrı bir ders. Gerçekten ayrı bir ders. Ben biraz bu Kır Çiçekleri'nin çok sevdiğim bir ön sözü vardır. Oralarla işe başlamak istiyorum. Ama belki halk müziğinden, Kır Çiçekleri'nden yola çıkmadan önce aklımda şöyle bir şey var. Halk havaları Kır Çiçekleri'ne benzer diye başlamışsınız yazınıza. Sonra niçin benzer diye devam ediyorsunuz? O halk insanlarıyla, ozanlarla, yaptığınız derlemelerle o kadar iç içesiniz ki çok özel ve buraya tekrar döneceğim. Çok özel ve güzel bir anı vardır bir sürü anılar içinde. Mesela Aşık Kul Hasan'la olan bir anınız vardır. Sizin evinize gelmesi, ondan derleme yapmanız, orada derlediğiniz parçayı koro eserinizde kullanmanız Sultan Gelin'le. Eğer bunu anlatırsanız iyi olur diye düşündüm. Eğer uygun olursa hocam, ya da siz bu konuda ne diyorsunuz? Buradan başlayalım dediğim için söylüyorum. Sağ ol. Güzel şeyler söylüyorsun. Teşekkür ederim. 1964'tü galiba. İşte 60'ta mezun oldum konservatuvardan. Demek ki 4 yıllık öğretmenim konservatuvarda. Yapı Kredi Bankası Türk bestecilerine eserler ısmarladı. Adnan Bey'e, Ulvi Bey'e, Necil Bey'e, Cemal Şitre'ye, Hasan Ferit Alnar'a, o arada gençlere de Ferit Tüzün'e, bana eserler ısmarlandı. Onlara onlar eser, Ferit de bana beşer eser ısmarlandı. Bana ısmarlanan 5 eserden birisi Çanakkale türküsü koro için. Bil cümle beber bizdedir diye bir parça. Neyse, 5 parça şimdi tam aklımda değil. Onlardan 4'ünü düşündüm, çalıştım, yapıyorum. Yalnız 5.sini yani bir cümle vebali koro olarak, koral olarak düşünüyorum. Genellikle benim yazım kontrpuantik yazı. Her parti bağımsız hareket eder. Bu sefer koral gibi olsun istiyorum ama bir türlü yazamıyorum. O sırada evliyim. Geceleri de çalgıcılık yapıyorum. Galiba Residon Washington'da. Oradan gelişte oturdum yine çalışmak için gece saat 11'den 12'den sonra. Sabaha kadar bir şey düşünüyorum, yazıyorum, beğenmiyorum, yazıyorum, beğenmiyorum. Sabah saat 6:30-7'de kapının zili çaldı. Hiç o saatte bize misafir gelmez. Açtım kapıyı, Aşık Kul Hasan. Aşık Kul Hasan'ın bir oğlu bir kızı vardı. Onlarla birlikte, Maraşlıydı Aşık Kul Hasan, onlarla birlikte türkü söylerdi, sahneye çıkardı. Ben ondan derleme yapmıştım, bir sürü Maraş türküsünü derlemiştim. Ali Bey'di de kendisi. Derlediğim parçaların sözlerini de daktiloyla yazıp kendisine veriyordum. O gün gelişinin sebebi daktiloymuş.
Yani devlet tiyatrosunun bir biriminde bekçilik alacakmış. Bir dilekçe yazmamı istemiş. Gel dedim, sen otur buraya. Bir çay yaptım ona. Biliyor musun bunu dedim. Tabii dedi. Tuttu 4-5 sözüyle bir cümle vebal biz dedi, söyledi. Eşrefoğlu al haberi. Bahçe biziz, gül bizdedir. Biz de Mevla'nın kuluyuz. 72 dil bizdedir. Arı vardır uçar gezer. Teni tenden seçer gezer. Kötü bizden kaçar gezer. Arı biziz, gül bizdedir. Diye devam eden sözler. En sonunda da Eşrefoğlu al haberi. Halkı tane eylemek ne miz? Bil cümle bel bizdedir diye biter. Onu parçanın adı yaptım. O bunları söyledi. Teype aldım. O gittikten sonra oturdum. Böyle günlerdir bitiremediğim, başlayamadığım bir parçayı o gün öğleden sonra akşama kadar bitirdim. Bu beni çok etkileyen bir olaydı. Aşık Kul Hasan da samimi, iyi niyetli bir adamdı ve çok kendine özgü parçaları vardı. Bu unutmadığım bir olaydır. Bunu Ertuğrul'a anlatmıştım. O da eksik olmasın. Hatırladı, bana söyletti. Yani halk müziğiyle iç içeydik. Halk müziği yapan insanlarla meslektaş olarak iç içeydik. Çok da iyi oluyordu. Başka bir sürü derlemeler de var böyle. Tabii Van geziniz var, Van derlemeniz var Canan Akın'la birlikte. Orada Van Bülbülü ile olan hikayeleriniz var. Yani siz bu bizim halk müziğimizle, geleneksel müziklerimizle son derece iç içe, onları son derece iyi bilen, araştıran bir bestecisiniz. Mesela Çubuğun Demirci Köyü'nde Duran Usta'ya da teybinizi yüklenip gidiyorsunuz. Ondan derlemeler yapıyorsunuz ve ancak bir hafta sonra gittiğinde mesela onun ölüm haberini alarak şöyle bir şey yazmışsınız. Onu da söylemek istiyorum size. Gittim, iki bant doldurduk. Haftaya gittiğimde ölmüştü. Göçmüştü öte geçeye. Artık Duran Usta'nın havaları dillere düşmeyecek. Türk'ü yakmayacak kimse Duran Usta'dan esinlenerek diye. Yani bunların kayboluşuyla ilgili üzüntünüz de var. Onları da söylüyorsunuz. Bilmiyorum, Duran Usta ile ilgili şeyi hatırlamışsınız. O çok önemli bir hatırladım, şey. Hatırladım. Evet. Bizim teyze oğlu vardı. Onun vasıtasıyla öğrendim. Çinçin bağlarında Çubuğun Demirci köyünden gelen bir grup oturuyormuş. Onlar davulcu zurnacılıkla geçiniyorlarmış. Oraya derlemeye gittik. Gittiğimde sokakta küçük çocuklar davul çalıyorlar, zurna çalıyorlar. Şenlik havası gibiydi. Duran Usta'yı öğrendik. Yaşlı ve eski havaları bilen adammış. O bize birçok parça çaldı. Aldık, kaydettik. Senin soruşun da bana iyi oldu. Çünkü bugünlerde aklıma takılan bir şey vardı. Duran Usta'dan derlediğim parçalardan birinin adı Karaluk Bayrak Kaldırdı. Ne demek bayrak kaldırmak? Bu takıldı aklıma. Herhalde isyan etti yahut kendi varlığını kabul etti. Karaluk dediği de karluklar olsa gerek. Nereden nereye gelmiş Çubuk Kazası'nın Demirci Köyü'ne, oradan da Çinçin Bağları'na ve ben onu buluyorum, o beni buluyor. Karaluk bayrak kaldırdı diye bir şey. Çünkü bayrak ve tuğ hediye ederlermiş beylik verdiklerine, büyük beyler. Bu öyle bir olay galiba diye düşünüyorum. Maalesef devamını getiremedik. Yani onu kökenine kadar gidip araştırmak lazımdı. Bir yandan çalgıcılık, bir yandan öğretmenlik, bir yandan işte sorunları çözmek için yazı vesaire. O konuya derinleşemedim ama derinleşilmesini isterdim. Bu hiç unutmadığım bir şey. Karaluk bayrak kaldırdı. Ne demek? Herhalde isyan etti.
Şimdi biraz buradan tabii bu halk ozanlarıyla, halk müziğiyle, derlemelerinizle çok iç içe olmanızdan kaynaklanan ki sizin her zaman şöyle bir yanınız oldu. Hep bir temel görüş üzerine konuştunuz. Hep bir temel görüş savundunuz ve bunları zenginleştirmek için ben çok iyi hatırlıyorum. Bir yandan işte kır çiçeklerini yapıyorsunuz, bir yandan solfej kitabınızı yazıyorsunuz ama onun yanı sıra da daha hiç unutmuyorum. Türklerin tarihini altını çizerek okuyordunuz. Biz de zaten ilk yanınıza geldiğimizde bir liste vermiştiniz. Hep bu okumayı çok ön plana çıkarttınız. Bu temel görüşü çok ön plana çıkarttınız her zaman. Sizin hayatınızın en önemli yanlarından biri bir görüş etrafında bir düşünce oluşturmak ve ona göre hareket etmekti. Ve her zaman da bunu korudunuz. Şimdi bu halk ozanlarıyla, işte halk müzikleriyle bu kadar yakın olmanızın daha sonra tabii eserlerinize yansıdığını biz görüyoruz. Onlar çok ortada. Biraz bunlardan söz eder misiniz acaba? Nasıl oldu? Nereye gitti? Soruyu daha kısa sorabilir misin? Şöyle demek istiyorum. Bu halk müzikleri ve halk müziklerini derlemeniz, onlara merakınız, onlarla çok iç içe olmanız tabii sonra müziklerinize de yansıdı. Düşünce dünyanıza da yansıdı. Onun anlamı çok büyük diye düşünüyorum. Ondan söz eder misiniz diye şey yaptım. Tabii. Şimdi benim annem çok güzel masal anlatırdı. Çok güzel de türkü söylerdi. Annemin çok güzel türkü söylediğini belirttiğim dönem Türkiye'de televizyon yoktu. Bazı evlerde radyo vardı. Bizde radyo da yoktu. Annem onları nereden bilirdi? Onu bilmiyorum hala. Allah rahmet eylesin. Yani annemin sevdiği türküler vardı. Müzik okuluna girdiğimde kendi kendime beste yapmaya başladığım zaman annemin türkülerini de hatırladığım kadarıyla notaya almıştım. Hala saklarım o notlarımı. Yani halk müziğine ilgim annemin türküleriyle başlamıştı. Sonra erken evlendim biliyorsun. Çalışmak zorundaydım. Bir yandan da derleme istiyordum. Yani dolaşayım Anadolu'yu, derleme yapayım. O olmuyordu. 1955'te İstanbul'da Yapı Kredi Bankası Halk Oyunları Festivali düzenledi. Onun yaratıcısını da hatırlamak lazım. Hatırlayınca söylerim. O halk oyunları düşündüm ki Anadolu'yu dolaşamadığıma göre İstanbul'a Anadolu geliyor. Orada bütün topluluklardan müzik derleyebilirim. O sırada teyp olayı yeni çıkıyordu. Sevgili rahmetli İlhan Baran'dan 3000 lira borç aldım o günün parasıyla. Rever marka bir teyp aldım. Ona bir de sırtıma takmak için gittim, özel şanta yaptırdım. Gittik derledik. Orada bir sürü her taraftan müzik vardı. Balıkesir müziklerini hatta notaya aldım da onları Kemal Leci'ye verdim. Allah rahmet eylesin. Kemal Leci kitabında, Armoni kitabında onları yayınladı. Orada var hepsi. Bayağı zor şeyler. Yani halk müziğiyle ilgim devam ediyordu. Sonra 1965'te TRT benden Türk sanat müziği ve halk müziği stajyer sanatçılarına solfej dersi vermemi istedi. Ben de bu solfej dersini vermek için önce bir araştırma yapayım dedim. Türk müziği ve halk müziği tanınmış sanatçılarıyla araştırma yaptım. Türk müziği, geleneksel Türk müziği eğitimi diye bir uzunca rapor yazdım. Orada TRT'nin imkanları var. Halk müziğini derleyip halka yeni müzikleri de sunabilir demiştim. 1967'de Turgut Özakman Merkez Program Dairesi Başkanı'ydı. Hadi derleyin bakalım dedi. Onun sağladığı imkanlarla biz bir kurul oluşturduk. 15-16 kişi. İlhan Baran, Cengiz Tanrı'da Trabzon'a gitti. Gültekin Oransay
karısıyla Gaziantep'e gitti. Erdoğan Okuyay bir arkadaşıyla Erzurum'a gitti. Kemal Levci bir arkadaşıyla Manisa'ya gitti vesaire. Biz Van'da bana kaldı. Cenan da benimle geldi. Orada da derleme yaptık. Oradaki derlemede demin senin biraz hatırlattığın şey oldu. Bize dediler ki Van Bülbül diye birisi var. O çok parça bilir, güzel de söyler dediler. Soruşturduk. Şeyde Gecekondu mıntıkasında bir yerde evi var. Adam bizi tersledi. Hastayım ben dedi. Türkü falan söyleyemem dedi. Neyim var dedim. İşte kalbi hastaymış anlaşılan. O sırada benim annemin de kalbi hastaydı. Bıraktık adamı, gittik eczaneden ben ilaç aldım. Getirdim adama. Adam ertesi gün bizim otele geldi. Siz iyi adama benziyorsunuz. Ben size söyleyeceğim parça dedi. Van Bülbül'ü. Niye söylemedin dün dedik. Mustafa Gece Atmaz derlemeye gitmiş oraya. Yani bir tarihte. Biz 67'de gittiğimizde göre. Ondan önceki bir tarihte. Vali çağırtmış bu Van Bülbül'ünü. Valinin yanında söyle demiş, bir türkü söylemeye çalışmış. Mustafa Gece Yatmaz da sus sus yanlış söylüyorsun diye susturmuş onu. Çok bozulmuş. Bir daha kimseye söylemeyeceğim diye işi bundanmış. Çok güzel bir bariton sesi vardı. Entonasyonu fevkalade iyiydi. Keman çalarak, dizüstü çalıyor kemanı. Türkülerini söylüyordu. Çok güzel türküler derledik ondan. Yani derlemek için insanlara insanca yaklaşmak lazım diye düşünüyorum. Van Bülbül'ünden aldığımız parçaları da sonra getirdik. Bütün derlemeleri birlikte TRT için derlemiştik. TRT'ye teslim ettik. Evet. Bunlar şey tabii, halk müziğiyle olan ilgimizin başka yönleri de var. Bir sürü, bir sürü. Halk müziği aynı zamanda bizim felsefemizin de temeli. Yani halk kültürü bütünüyle bizim felsefemizin temeli. Biz hem bir yandan kendi halkımızın kültürünü özümsemeliyiz. Bir yandan da dünya kültürünü özümsemeliyiz. Mesela ben askeri müzik okulunda Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Remzi Oğuz Arık, Cumhuriyet, Coğrafyadan Vatana gibi kitapları okuyordum. Konservatuara geçtikten sonra Eflatun'un Devleti'ni okudum. Sonra Çan yayınları vardı. Sabahattin İboğlu ile Vedat Günyol'un çıkardığı. Oradan harika kitaplar çıkıyordu. Sartre'ın, Camus'un eserleri, Orhan şeyin eserleri, Orhan Büryan'ın eserleri. Onları alıyorduk. Hatta konservatuarda o sırada öğrenci olan Gürer Aykal ve arkadaşları, Gürer Aykal, Ruşen Güneş, bizim biyoloji arkadaşımız, neyse yaşlılıktan dolayı unutuyorum bazen. Şu anda Güler Hoca da yayını izliyor. Rengim Hoca da yayını izliyor. Efendime söyleyeyim, Necati Bey Mazer çok tanıdık. Güler bilir. Evet. Mesela kitap okurduk. Sonra tartışırdık. Yani iyi şeyler yapıyorduk. Orada bir liseliler için, üniversiteliler için kütüphane kurmuştuk. Bir de küçük çocuklar için. Küçük çocuklar için özellikle bale bölümünde konservatuvarda iken biz bale bölümündeki çocuklar için Varlık Yayın Evi'nin 40 kitaplık çocuk klasiklerini almıştık. Büyükler için de işte aldığımız kitapları herkes okur. Zaman zaman buluşur. Öğrenci derneğinde tartışırdık. Yani bir okuma sürecimiz de vardı. Bir yandan insanlığın ortak kültürüne ait iyi kitapları okuyoruz. Bir yandan halkımızın kültürüne ait derlemeler yapıyoruz.
Oradan senin dediğin gibi bir mayalanma oluyor. Bir takım ürünler çıkıyor. Tamam, ben de şimdi zaten buradan çok güzel bağladınız siz. Çok güzel özetlediniz. Bu Türkiye'nin kültür, müzik, tiyatro sorunlarına biraz atlayıp oradan Türk olarak çağdaşlaşmaya geçeceğim. Ama şunu söyleyeyim, hala 73 yılında aldığım Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları, Platon'un Devleti ve Coğrafyadan Vatan'a kitapları kitaplarımda duruyor. Onu da söylemek isterim. Ha, siz aldırmıştınız. tabii ders aralarında da sınav yapıyordunuz. Onları da unutmuyorum. Hocam ama iyi ki öyle olmuş. İyi ki onları öğrenmişsiniz. Çok önemli bir temel oluşuyor. Oldu yani, onu söylemek istiyorum. Müthiş işler. Türkiye'nin kültür, müzik, tiyatro sorunlarından birkaç şey aldım. Tam da sizin düşüncelerinizi harmanlayan, demin anlattığınızı özetleyen bir şey. Bunu izin verirseniz okumak istiyorum. Lütfen. Kültürel konularda Türkiye'deki temel görüş şu olabilir diye başlıyorsunuz. Çağdaş Türk kültürünün yaratılması, bütün yurtta yorumlanır olması, halkın temelde bunları yaşar duruma ulaştırılması diye bir hedef koyuyorsunuz. Eski değerlerimizin ve yöneldiğimiz Batı uygarlığı değerlerinin de bu temel değerlerle dengeli olarak yaşanılır olmasını söylüyorsunuz. Ve bunun için de tabii güzel sanatların çok önemli olduğunu, müziğin çok önemli olduğunu bu temel görüşten hareketle şöyle tanımlıyorsunuz. Diyorsunuz ki buna göre müzikte temel görüş, çağdaş Türk müziğinin yaratılması, bütün yurtta yorumlanır olması, halkın temelde bunları yaşar duruma ulaştırılması. Eski müziklerimizin, yöneldiğimiz Batı uygarlığı müziklerinin de bu temel müziklerle dengeli olarak yaşanır olması diye tanımlanabilir diyorsunuz. Yani siz de tam bu mayalanmayı, temel değerlerimiz ama Batı ile de karşılaştığımız için bunları bir dengeli bir biçimde sunulmasından söz ediyorsunuz. Bu demin özetlediğinizde ben bunu almışım. Bu arada okudum şimdi. Ne diyorsunuz bu konuda, bakalım biraz ondan dinleyelim mi? Şimdi bunları önce Opus dergisinde yazdık galiba. Devlet Planlama Teşkilatı'nın 1963 Kış sayısında da yayınlandı. Andırç ismiyle yayınlandı. Temel düşüncelerimiz bunlar. Bunların gerçekleşmesi söz konusu. Nasıl gerçekleşir? Bir özel örgütlenmeyle gerçekleşir. Bunun için 1964'te İstanbul'da Müzik ve Sahne Sanatları Kongresi toplandı. Biz oraya bir bildiriyle katıldık. İlhan Osmanbaş, Faruk Gümen, Çikme Şimşek, ben, Özdemir Utku, Metin Ant vesaire 11 kişiydik. Önce bir bildiri hazırlayalım dedik. Faruk Güvenç'in rahmetlinin evinde toplandık. Bir şey çıkmayınca Faruk dedi ki Muammer'in planlamada çıkan yazısını alalım, Türkçeleştirelim dedi. Orada kültür sorunumuz vardı. Kültür meselemiz diye sözde Türkçeleştirdik. Onu esas aldık. Bir bildiriyle katıldık İstanbul'daki o kongreye. Ve Faruk, ben, Turgut üçümüz geceleri bir otel odasında kalıyorduk. Önergeler hazırlayarak ertesi gün toplantıya veriyorduk. Toplantıda bütün görüşlerimiz kabul edildi. Buna göre kültür müsteşarlığı kurulacaktı. Sonra bakanlık kurulacaktı. Aynen de öyle oldu. Bir kültür danışma kurulu kuruldu. Başkanı Cüneyt Bey oldu. Ben genel sekreter oldum. 30 kişilik bir kuruldu. Sonra iktidar değişti. Demirer başa geçti. Bu toplanmadı. Ben de askere gittim. Kaldı. Böyle bir fikirle eylem arasında gitgellerle uğraştık. Ama ben düzenin değişmesini istiyordum. Değişmesini isterken de doğrusunu söylemek gerekirse düzen değişmeden benim kaderimin de değişmeyeceğini biliyordum. Yani öğrenciyken hep düşünüyordum ki
yarışmalar açılsa, eserler ısmarlansa, icra edilince dili vakit gelse ben de hep oturup beste yapsam diye. Öğrenciyken yaptım, keman piyano parçası, orkestra parçası, kuartet vesaire. Bana ümit veriyordu bu konuda bir şeyler yapmaya. Fakat yapacak durumu yoktu. O zaman bu düzen değişmelidir diye düşünüyordum. Düzeni değiştirmek için de yazı yazmaya 1960'ta başladım. Önce Opus dergilerinde, başka yerlerde yayınlandı. Devlet Planlama Teşkilatı'nda yayınlandı. Planlı bir kültür sanat hayatı kalkınması olsun istiyordum. Bir yandan da işte Türk eserlerinin çalınması. Mesela Türk eserlerinin çalınması konusunda ve Türkiye'de bölge konservatuarları açılması konusunda demin söylediğim çekirdek kadroyla yani Gürer, Koral, Çalgan, Etem ve birçok arkadaşla tartışırdık. Onlar da Türkiye'de bölge konservatuarları açılsın. Ayrıca Türk eserleri icra edilsin fikrindeydiler. Mesela Gürer mezun olup senfoni orkestrasına girinceye kadar Türk eseri pek çalınmazdı. Gürer başı çekti. Türk eserlerinin çalınması eskiye göre çok daha iyi oldu. Yani Gürer o konuda öncülük etti. Daha sonra Hikmet abi, daha sonra Rengim, hepsi Türk eserlerine önem verdiler. Ve Türk eserleri halk tarafından da iyi karşılandı. Hep iyi karşılandı. Tabii daha çok dinlesek daha iyi olacak. Mesela en azından 600'den fazla çok sesli koro eserimiz var. Bunları her gün duymuyoruz mesela. Her gün duymalıydık. Bir ara bu fikirlerden mülhem Faruk mini konser icat ettiydi. Akşam haberlerinden önce küçücük bir konser veriliyordu. Yani halka alıştırmak için sıkmadan, büyük eser olmadan küçük bir eser icra ediliyordu. O devam etse iyi olurdu. Evet. Yani bu eser yaratılması, eserlerin yayılması, halkın günlük hayatına katılması ve bunları gerçekleştirecek örgütlenmenin kurulması. Mesela bölge konservatuarlarından daha çok adam yetiştirilir diye düşünüyorduk. Fakat bölge konservatuarlarına imkan olmadı. 1975'e kadar Ankara'da sadece Ankara Devlet Konservatuarı vardı. İzmir Belediye Konservatuarı başlıyordu. Sonra Orhan Barlas rahmetli İzmir Konservatuarı'nı kurdu ama bizimkiler izin vermediler. Orta devreydi. Yükseği yoktu mesela. Çok iyi de hocalar bulmuştu. Çok iyi öğrenci yetiştiriyordu Orhan Bey. 75'ten sonra İstanbul Konservatuarı kuruldu. Hem Türk Müziği Konservatuarı hem de Belediye Konservatuarı devlete geçti. Sonra da Mimar Sinan Konservatuarı oldu. Yani şimdi yavaş yavaş okullar çoğalıyor. Ben düşünüyorum ki Türkiye'nin her tarafında yetenekli çocuklar bulunabilsin, eğitilebilsin ve halktan aldığımız bu kişiler halka sanat üretebilsinler. Mesela Doğramacı'nın desteğiyle bizim Ersin Onay'ın kurduğu Bilkent çok önemli bir örnek oldu. Başka örnekler de olabilirdi. Şimdi Haberal'ın desteğiyle bizim Ertuğrul'un yürüttüğü Başkent Konservatuarı bir ayrı değer taşıyor. Yani Türkiye'de gelişmeler bizim öngördüğümüz gibi bölge konservatuarları yolunda değil. Fakat başka yollardan da olsa kurulmaya başladı. Sebebi de halkın ihtiyacı var buna. Mesela ben kendime örnek vereyim. Müzikle hiç ilgisi olmayan bir aileden geliyorum. Annem babam okuma yazma bilmezdi. Ben tesadüfen müziğe başladım. Asker müzik okulunda. Sonra besteci olabileceğimi keşfettim. Konservatuara girdim. Saygımla okudum. Mezun oldum vesaire.
Şimdi Türkiye'nin her tarafında yetenekli bir sürü çocuk vardır. Bu çocukları bulmak ve eğitmek lazım. Böyle bir düzen kurulsun istiyorum. Hala istiyorum. Tabii bu arada konservatuar kuramadığımıza göre, çalgı fabrikamızda olmadığına göre korolar çok işe yarayabilirdi. Onun için çocuk ve gençlik koroları kurulmasını sağlamaya çalıştım. 1968-69'da bakanlıkta müşavirken çok iyi bir kültür müsteşarı vardı. Hüsnü Cırıtlı. Hüsnü Cırıtlı. Evet. Ona bir rapor verdim. Tamam yapalım dedi. Bir yönetmelik hazırladık. Müzik öğretmenlerinin de Gazi öğretmenlerinin katılmasıyla bir yönetmelik hazırladık. Yayınlandı. 1968 yazında Çocuk ve Gençlik Koroları yönetmeliği yayınlandı. Öğretmenlerine kurs yaptık Gazi'de. 69'da 160 öğretmeni Sinop'ta kurs yaptık. Ve Türkiye'de 166 tane o yıl Çocuk ve Gençlik Korosu kuruldu. Şefleri de Çocuk ve Gençlik Korosu'nu nasıl eğiteceklerine dair yetiştirilmişlerdi. Sonra nedense kapandı o. Tabii neden olduğunu tahmin ediyoruz. Fakat kalmadı orada. Şimdi Türkiye'nin her tarafında bir sürü çocuk ve gençlik korosu var. Mesela Ankara'da bir dernek. Mustafa Baydın'ın derneğinin yaptığı yarışmadan söz ediyorsunuz. Derneği, yani 100 kadar koro her yıl oraya katılıyor. Olağanüstü güzel bir şey. İstanbul'da Sansev diye bir dernek var. Onun yaptığı bir festivale çağırdılar, gittim. 45-50 koro gelmişti Türkiye'nin her tarafından. Hayretler içinde kaldım. Mesela bir Van müzik öğretmenleri bölümünün korosu olağanüstü iyiydi. Çanakkale çok iyiydi. Kars çok iyiydi. Yani Türkiye fışkırıyor. Çok yetenekli insanların bulunduğu bir yer. Öğretmenler de yetenekli. Öğrenciler de yetenekli. Tam bu şey, Nasip Tuncan'ın hani gitmişti dükkana, un var mı demiş. Var demişler. Şeker var mı? Var. Yağ var mı? Var. Niye helva yapıp yemiyorsunuz demiş. Türkiye'de her şey var. Bir helva karacak adam yoktu. Bu yönetmelik o helva karma yerine geçti. Bozdular devlet eliyle yapılmasını. Ama bu sefer kendiliğinden fışkırdı bütün Anadolu'dan. Yani sanat müziğinin gelişmesi de büyük ölçüde bu amatör toplulukların çoğalmasına bağlı. Çünkü gelişmiş ülkelere baktığınız zaman nasıl profesyonel bir sürü kurumları var. Orkestra, opera, tiyatro ve benzeri. Hepsinin amatörü de var. Çok amatör kuruluşlar var. Onlar birbirini destekliyor. Profesyoneller amatörleri, amatörler profesyonelleri destekliyor. Önemli olan şu, kültür, sanat alanında Türk toplumunun yaratıcı, yorumcu olması ve ürünlerin geniş halk kitlelerine sunulması. Yani günlük hayatımıza daha çok müzik, tiyatro, bale, opera girsin istiyorum. Tam da sizin temel görüşünüz. Kültür, müzik, tiyatro sorunlarında yazdığınız şeylerin hepsi bu çok güzel anlattınız hocam. Sağ olun. Ben buradan bir şeye son kez fazla da sizi yormadan Türk olarak çağdaşlaşma ile ilgili rapora biraz atlamak istiyorum. İzin verirseniz. Siz 1974 yılında Sayın Murat Katoğlu ile birlikte sanıyorum o zaman Ecevit hükümetine Türk toplumunun kültür sanat sorunları üzerine görüşler ve öneriler diye bir rapor sunuyorsunuz. Yani onu işte hayata geçirilmesiyle ilgili. Fakat o raporun akıbeti ayrı ama daha sonra bu Cumhuriyet Gazetesi'nde Nadir Nabi İlhan Selçuk'un da şeyiyle o zaman ilgisiyle Sami Karaören herhalde yazı işleri müdürü olacak. Onun şekliyle 14-20 Haziran 1974 yılında yayınlanıyor. Bu çok ondan sonra ve
Sizin tabii rapor başlığınız Türk toplumunun kültür sanat sorunları üzerine görüşler ve öneriler. Ancak gazetedeki başlık Türk kalarak çağdaşlaşmak olarak çıkıyor. Çünkü Sami Karaören rapordaki bir cümleden şunu çıkararak başlığı koyuyor. Diyor ki kültür ve sanat alanındaki temel sorunumuz Türk kalarak başka bir deyişle kendiceliği, kişiliği olan bir toplum olarak çağdaşlaşmaktır diye raporunuzda bu cümle var. Sami Karaören de buradan Türk kalarak çağdaşlaşmayı raporun başlığı yapıyor ve tabii çok ilgi görüyor o. Tabii bu şeyinizi söyleyiniz burada sizin 74 yılında yazdığınız şey, ben daha sonra 1986'da Türkçe'ye çevrilen Robert Black'in bir şeyi var. Çağdaşlaşmanın itici güçleri adlı bir kitabı var. O zaman Robert Black diyor ki toplumlar çağdaşlaşırken kendi kurumlarının dönüşmesi yoluyla olur ve olmalıdır diye bir şey de okumuştum. Oraya, yani sizin yazınızdan oraya bir atıf yapmıştı kafam. Şimdi bunu okuduğum zaman şöyle bir şey geliyor aklıma. Yani kültür ve sanat alanındaki temel sorunumuz Türk kalarak başka bir deyişle kendiceliği, kişiliği olan bir toplum olarak çağdaşlaşmaktır. Tamamıyla Cumhuriyet'in kurucu düşüncelerinden bir tanesi bu. Yani Atatürk'ün kurduğu yeni bir cumhuriyet, yeni bir insan modeli, yeni bir yapıdan söz etmiş oluyorsunuz. Ki kaldı ki ben sizin bütün hayatınızın hep bunun üzerine kurulduğunu düşünmekteyim hocam. Bu konuda da birkaç şey acaba söyler misiniz diye düşünüyorum. Evet, bu arada Muammer Hoca başlamadan önce dinleyicilerimize belirtelim. Buradan chat bölümünden yazabilirler. Ben de son 10 dakikamız kaldı ama onların sorularını da elimden geldiğince sormaya çalışırım. Hocam buyurun. Hocamı çok yorduk ama olsun. Evet. Bu pek de kolay ele geçen bir fırsat değil. Doğru. Şimdi 88 yaşına gelince insanın bir de salgın dolayısıyla kimseyle görüşemeyince biraz beyni ağırlaşıyor galiba. Müthiş, müthiş. Hayır hocam, gayet iyi, harika. Sağ ol. Onun için ben takır takır anlatamıyorum her şeyi. Biraz tutuk anlatıyorum, kusura bakmayın. Şimdi bu Türk kalarak çağdaşlaşma aslında 1963'te Devlet Planlama Teşkilatı dergisinde yayınlanan müzik ve sahne sanatlarıyla ilgili Andıç'ın temel düşüncesini alıyor. O Andıç ki daha sonra 1964 kongresinde ortak görüş olarak 11 kişinin ortak görüşü olarak kongreye sunuldu ve bütünüyle kabul edildi. Daha sonra 1968'de Devrimci Eğitim Şurası topladı, TÖS. Oraya müzik ve sahne sanatları temsilcisi olarak ben katıldım. Cengiz Bektaş katıldı. Özlemin Utku katıldı. Turan Erol katıldı. Birlikte hazırladığımız, daha doğrusu birlikte imzaladığımız, benim hazırladığım metinde orada kullanıldı. Yani senin dediğin gibi baştan beri bir düşüncenin devamı oldu bunlar. Tabii gelişerek devamı. Mesela başlangıçta belki batılılaşma diyorduk ama sonra batılılaşma değil, çağdaşlaşmaya döndük. Çünkü batılılaşma bir çeşit maymunlaşma gibi. Yani batılı şu var, bizde de bu olsun havasında bir görüş. Çağdaşlaşma demin senin söylediğin gibi kendi olanaklarıyla, kendi kurumları vasıtasıyla evrensel konuma gelme olayı. Şimdi bu yol tabii zorlu bir yol ve bir eylem içinde böyle oluyor ve sanıyorum ki bu görüşlerin Türkiye'deki sanat gelişmesinde etkisi de oldu. Evet. Yani bu söylediğim cümle aslında bir şeyin çok özeti, adeta bir mottosu, bir başlığı olarak hep karşımıza çıktı. Hep bunun etrafında oluştu düşünceler.
Tabii bu sizin eserlerinize yansıdı, sizin öğrencilerinizin eserlerine yansıdı. Ve bu kendiciliği, kişiliği olan dediğiniz zaman nereden kaynaklanacağız, nereden bayılacak sorusu da bestecilerin, ressamların, romancıların, şairlerin hepsinin ana sorunu oldu. Yani öyle bir iklim vardı Türkiye'de. O iklimden kaynaklanan yeni bir dil, yeni bir arayış, yeni bir kimlik üzerine yeni bir şeyleri oluşturmak, kurmak vardı. Kaldı ki siz de tabii bu yazdığınız yazılarla, hazırladığınız raporlarla her zaman öncüydünüz. Her zaman böyle önde ışık saçıyordunuz. Onu da vurgulamak isterim. Çok yorduk sizi, epeyce oldu. Estağfurullah. Türk kalarak sağdaşlaşma ile ilgili tam hatırlayamamıştım. Şimdi hatırladığım şeyler var. Mesela Ecevit hükümeti kuruldu. Biz Murat Katoğlu ile çok yakındık. Onun Ecevit'in danışmanlarından birisi Yücekök soyadlı birisiydi. Ne Yücekök? Evet. Bir gün o Yücekök'e gittik. Murat'la haberleşti. Galiba Can Gürzap da vardı yanımızda. Bizim müzikle ilgimizi bildiği için Yücekök bize Ahmet Yücekök. Evet. Bize müzik dinletmek istedi. Ne istersiniz dedi. CD'lerin yanına giderek ben mahsus Yunus Emre'yi koyar mısın dedim. O sırada yok Yunus Emre. Yok dedi o maalesef. O zaman Saygın'ın birinci senfonisini koy. O da yok dedi. Ulu Cemal Ekin'in köşe çelerini koy. O da yok dedi. Tamam işte bir şey anlatmak istiyorum. Bu yokların var olması lazım. Yani bu eserler var. Bu eserleri halka ulaştıracak mekanizma yok. CD yapım evi kurulabilir dedim. Çünkü onu daha önce TRT Yönetim Kurulu üyesiyken de denemiştik. TRT'yi yaptırmaya çalışıyorduk. Bir plak evini kurduramamıştık. Şimdi sonra konu kültür sanat sorunlarına açıldı. Epey konuştuk. O zaman siz bir rapor hazırlayın dedi. Ben Ecevit'e sunuyum dedi. Biz de Murat'la birlikte Türk kalarak çağdaşlaşmayı hazırladık. Senin dediğin gibi ismi Türk kalarak çağdaşlaşma değildi. Kültür sanat üzerine bir deneme vesaire. Sonra tam senin dediğin gibi Sami Karayören içeriden yazının içinden çıkardığı bir cümleyi başlık yaptı ve Cumhuriyet'te tefrika edildi o. Şimdi Ecevit ne yaptı? Bu görüşlerin gerçekleşmesi için Ecevit'ten bir ses çıkmadı maalesef. O zaman belki de fazla kalmadan Ecevit'in iktidarı düştü, iktidar kaybedildi zannediyorum. Ama, çok karışık bir dönemdi tabii. Karışık bir dönemdi. Biz Murat'la kültür sanat hayatının iyileştirilmesi için birlikte epey mücadele ettik. Murat sonradan ben 1975'te İzmir'e sürgün gittim. Murat Ankara'daydı. CHP tekrar iktidara geldi. Murat da Eski Eserler Müzeler Genel Müdürü oldu. İyi şeyler yaptı. Yani Türkiye'nin kendi değerlerine önem veren, onun değerini fark etmiş insanlara, kadrolara ihtiyacı var ve baştakilerin de Türkiye'nin değerlerine sahip çıkması lazım. Mesela hemen aklıma gelen bir şey söyleyeyim. Milliyetçi muhafazakar diyorlar ya, mesela bundan neyi muhafaza ediyorlar? Ben beklerdim ki, çoktan beklerdim ki, halk müziğini, klasik Türk sanat müziğini, el işlerini, her şeyi, geçmişe ait, bu toplumun geçmişine ait her şeyi araştıracak mekanizmalar kurulsun. Mesela hala biz halk türkülerinin derleyip toplayıp üzerinde bilimsel çalışmalar yapamadık. Klasik Türk sanat müziğini derleyip toplayıp üzerinde bilimsel çalışmalar yapamadık. Muhafaza ediyoruz, körü körüne savunuyoruz ama bilimsel anlamda bunları gün ışığına çıkaracak çalışmalar yapamıyoruz.
Daha önemlisi de bu işleri yapacak kurumları oluşturamadık. Yani Türk Müziği Konservatuarı iyi de onun yaptığı iş icracı yetiştirmek. Piyasada yetişen şimdi okuldan yetişiyor, iyi. Ama bilimsel araştırma kim yapacak? Değerlemeleri kim yapacak? Bunlar maalesef yapılamadı. Bu yeni kurulan Müzik ve Yer Sanatlar Üniversitesi bir toplantı yapmıştı, çağırdılar. Orada da söyledim. Hiç olmazsa dedim bir arşiv kurun. Halk müziği arşivi. Bütün dağınık olan halk müziği materyali orada toplansın. Klasik Türk müziği arşivi orada toplansın. Çağdaş Türk müziğinin bütün eserleri bir arada olsun. Araştırmak isteyen gelip araştırabilsin. Eğlence müziği orada olsun. Bando müziği orada olsun. Yani bu üniversite Türk müzik birikiminin kahvesi olsun. Anlaşılmadı bu galiba. Yani yine öğrenci, icracı yetiştirmeye çalışıyorlar. O iyi kötü yetişiyor. Hadi istiyorsanız onu da yapın. Ama bilimsel araştırma çok önemli. Arşivleme çok önemli. Türk müziğinin buna ihtiyacı var. Türk müzik hayatının buna ihtiyacı var. Bunları gelecek nesillere doğru aktaracak bir şey maalesef yok mekanizma. Yani bu benim başlıca üzüntülerimden birisi. Türk müziği araştırma kurumlarının kurulmamış olması, değerlemelerin yeterince yapılmamış olması. Bugün birçok şey bozuldu ama yine de değerlenecek çok şey var. Rastlıyoruz. En azından üzerinde bilimsel araştırma yapılacak çok şey var. Evet. Yani işte Türkiye'de müzik hayatı icradan ibaret, yüzeysel gidiyor. Müzikoloji yok maalesef. Birkaç kişi, bir İstanbul'da Melih Duygulu diye bir insan var. O ciddi çalışmalar yapıyor ama bir kişinin çalışması yetmez ki. Sistematik olarak Türkiye çapında yapılması lazım. Son zamanlarda, son yıllarda epeyce böyle bir şey var, yayın var. Bu yayınların içinde az da olsa, yani nicel olarak az da olsa, yani nicelik olarak az da olsa sizin söylediklerinizde böyle bir açılım var. İyi şeyler yapılıyor, iyi araştırmalar da var ama tabii epeyce geç kalındığını burada ben de size söylemek istiyorum ama yine de umut var olduğumu düşünmek istiyorum. Bunu da size aktarmak istiyorum hocam. Senin konservatuarda yaptığın çalışmalar önemli. Fakat bunlar da yayın hayatına girmiyor ki. Doğru. Yani hayata girmiyor. O çok önemli. Olmuyor yani. Geçmiyor bir türlü. Evet, değerli hocam, ilk ve son buluşmalarında Gürer Hoca şöyle bir çağrıda bulunmuştu aslında bakarsanız. 100. yıl seferberlik çağrısı yapmıştı Gürer Aykal. Şimdi isterseniz kapanışı bu temennilerle yapalım. Siz o kadar güzel tabii ki düşünceler ifade ettiniz ki olması gerekenleri çok iyi özetlediniz. Kurumsal çağdaşlaşma, kurumların revize edilmesi, bunların doğru şekilde bizleri doğru şekilde temsil etmesi noktasında. Şimdi bir 100. yıl hazırlığı başlayacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani ne olmasın, nasıl olmasını ümit ediyorsunuz? Bizi 100. yılda nerede görüyorsunuz? Sizin gördüğünüz yerde olması için kurumların, kişilerin, müzik yazarlarının, bestecilerin neler yapması lazım? Bir kısaca bize özetlerseniz bu düşüncelerle programı sonlandırabiliriz diye düşünüyorum. Sağ ol. Bir şey, şimdi bunların hepsine cevap vermek zaman alır, yetmez buraya. Ama ben kurumların geliştirilmesi konusunda zamanın uygun olmadığını düşünüyorum. Yani bugün bu kurumlara ellememek, muhafaza etmek lazım. Türkiye tekrar iyi bir yola girerse ne yapılacağını da tartışarak bulabiliriz. Ama bu arada yapılacak şeyler, prestijler daha çok eser versin. Şefler, orkestralar daha çok icra etsin. Mümkünse CD'ler çıksın, yayınlar yapılsın. Özellikle müzikoloji alanında adam yetiştirmeye ve onları üretken kılmaya
özen göstermek lazım. Besteci yetişecek, icracı yetişecek, şef yetişecek, müzikolog yetişecek, koro şefi yetişecek. Yani adam yetiştirmek çok önemli. Bunları çoğaltmak lazım. 100. yılda şu şartlarda kurumlara ellememeli. Düzelteceğiz diye uğraşmamalı. Sırası gelince düzelir onlar. Neden bunu söylüyorum biliyorsunuz. TÜSAK diye bir aptallık vardı. Onu yapmadılar. İyi oldu. Tepki yüzünden. Ona da karşıydık hepimiz. Benzeri bir olay olmasın istiyorum. Gerçi bir şey duydum. Operada bazı değişiklikler yapılmış. O hiç güzel değil. Ama yani işte kurumsal değişikliğe başvurmanın zamanı değil. Ama adam yetiştirme, evet, adam yetiştirmede hem de bilinçli adam yetiştirmede daha titiz olmaya, daha çok insan yetiştirmeye ihtiyacımız var. Gürer'in 100. yıl seferberlik düşüncesini de çok iyi buluyorum. Yaşasın Gürer. Evet Ertuğrul Hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Son söylemek istediğiniz bir şey programı kapatmadan önce? Yok, zaten aşağı yukarı ben bu üç başlık belirlemiştim ancak size diye. Muammer Hocamız da bunu son derece güzel özetledi hepsini. Çok güzel anlattı. Muammer Bey'in fikir dünyasının böyle bir en azından kıyısından böyle genel olarak anlamış olduk. Çok da iyi oldu. Ekleyeceğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli hocam çok teşekkür ederiz zaman ayırdığınız için. Sizleri çok iyi gördük. Çok güzel bir toplantı oldu. En yakın zamanda tekrar haberleşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Ben sana ve Ertuğrul'a teşekkür ediyorum. Çok formunda değildim. Kusura bakmayın. Çok formundaydınız. Çok formundaydınız. Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. İleride daha iyi şeyler yaparız. Size de sevgiler. Bütün arkadaşlara da sevgiler. 100. yılda daha güzel günlerde buluşmak üzere. Sağ olun hocam. Hoşçakalın. Evet. Ve son buluşmanın üçüncüsünü gerçekleştirdik. Bir sonraki konukları ve günü yine duyuruyor olacağız. O halde hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.